Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülü haberlerini görüşmeler kızın karşılığımız. Mən Erşidin İdikot. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya kün tertibi alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Kanı dıktınlar ekranımızı bulsun. Xtay'a İstiklal Televiziyası haqqıda uçur yetküzgen casus gümandarları ayıplendi. Şarkı Türkistan'dan Türkiye'ye hicret kılıp panahlanan Uyghurlara ve teşkilatlar haqqıda uçuru toplap, Xitay İstihbarat Organı'na yetküzgenlikke sebeplik kol ilingan 7 cinayet gümandarı casusluk cinayeti bilen ayıplendi. Anadolu Agnetliği'nin 17. Oktyabr haber kılıçça, İstanbul Baş Teptiş Mehkemesi tayyalıgan ayıpnamede, Xitay İstihbarat Xadımlarının Türkiye'de yaşavatkan Uyghurlar bilen alakılışış arkalık, eğer Xitay İstihbarat Xadımlarına vakaleten Uyghurlar haqqıdaki uçurlara bilen təminlimigen takdirde, onların Şarkı Türkistan'daki uruh tuqallarına zarar etküzüş, lagerga kamaş tuğursuda tähti salgalıqı bayan kılıngan. Ayıpnamede Xitay İstihbarat Xadımlarının bu gumandarlarına iqtisadi yardım beriş, Şarkı Türkistan'a sayahat kılıç erkeliki beriş ve o yerdeki aile azaları bilen körüşke ruhsat kılıç haqqıda vədi beriş qatarlıq vasitler arqılıq, Türkiye'deki Uyghur paaliyetçiler haqqıda uçur bilen təminləş hərkəti icra qılğanlığı körsütülgən. Ayıpnamede cevapkarlarının Uyghur bolğanlığı üçün, onların Türkiye'de yaşavatkan Uyghurlarının arısına asalla sınıp kiriş şəraiti hazırlığalıqı, cevapkarlarının Xitay istihbarat xadımları bilen Türkiye'de yaşavatkan Uyghurlarının şəxsi məlumatlarını, uçurlarını, hüccetlerini ortaklaşqalıqı təkidlengen. Türkiye terrorluğa karşı turuş şöbüsünün cevapkarlar haqqıda tayarlıgan ayıpnamesi de, cevapkarlardan Sadık Mehmet Aziz'nin Şarkı Türkistan'ın kelgeliği, Xitay İstihbarat Organı bilen alakısı barlıqı ve bu Xitay İstihbarat Xadımları bilen Hong Kong ve Saudi Arabistan'da körüşkerliği bayan kılıngan. Ayıpnamede kayıt kılınışça, cevapkar Sadık Mehmet Aziz Türkiye'de yaşavatkan ve Türkiye'de pahaliyet kılavatkan Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi, Şarkı Türkistan Ölümalar Birliği, Xalqara Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği ve Şarkı Türkistan Vakfi Qatarlıq Teşkilatlarının adresi ve azalarına münasibetlik hüccet ve sırlarına Xitay İstihbarat Organı'na yetküzgen. Xitay İstihbarat Organları erişken uçurlara bedelige casuslarına 3. taraf hesabatı arqılıq pul bergen. Xitay istihbarat xadimlere cevapkar Sadık Mehmet Aziz'a Beijing ve Saudi Arabistan'daki uçuruşlarda 22 bin dolar bergenlikke, mezkur cevapkar yana başka cevapkarlardan Habibullah Ü, Haşim S, Semet A, Qari Y arqalıq cem'i 110 bin 910 dolar alğalıqı bayan kılıngan. Ayıpnamede cevapkar Sadık Mehmet Aziz'in yanfunni təşhürüş ceryanıda, Xalqara Şarkı Türkistan Təşkilatlar Birlikinin reisi Hidayetullah Oğuzhan'ı asas kılgan Nurgun Uyghur paaliyetçilerine münasibetlik süratlerinin barlığı, bu süratlerinin Xitay İstihbarat Organı əməldarlarına yollanğalıqı inahlanğan. Cevapkarının Xitay əməldarları bilen Viber, Ünlüdar, Telegramma ve Signal qatarlıq əplər arqalıq körüşkerliki hatırlangan. Ayıpnamede cevapkar Sadık Mehmet Aziz'in bayanatımı bar bulup, o özünün Türkiye'de Saudi bilen şoğulundığalıqını ve ünlüdar işletip, Xitay İstihbarat Xadimi Alimcan bilen paranlaşqalıqı bayan kılıngan. Ayıpnamede hatırlanışça, cevapkar Sadık Mehmet Aziz Alimcan isimli kişinin 2013 yılından başlap özünün yurtta qağılıqtaki Xitay saxçısı edip tunuyduğalıqını, ama onun bilen yakın emeslikini etkan bulup, cevapkar 2021 yılı Alimcan'ın özünü Türkiye'den Xitay'a berişini talep kılgan. Sadık Mehmet Aziz özünün nemişka yurduğa barğalıqı haqqıdaki sualğa bergen cevabı da, yurduğa barmısa ailesidiklerge zarar yetküzüğalıqı haqqıda tähti salğalıqı, neticede Hong Kong'a kirgen haman tutkun kılınıp, yurtu qağılıqa ilip ketilgenliki, qağılıqta 15 gün qiyin qıstaqa ilinğalıqı nakil ilingan. Alimcan ve Li Familli Xitay 15 günden keyin cevapkar Sadık Mehmet Aziz bilen söhbetleşken bulup, ayıpnamede cevapkarının bayanlarına münasibetlik tövendeki mezmurlar kayıt kılıngan. Alimcan bana, Xitay intayın çoğun dövlet, eğer bizge işlesen kutulsan, bolmasa biz seni ve sen yakşı körüdüğün aile azalarının hemisini yoktumez dedi. O bana tutuş buyruğunun çıkılgalıqını, ama onun teklifini kubul kılsam, men yine Türkiye'ye baralıydıqalıqım ne ve qağılıqta kalan tukallarımıza ziyan etküzmeydiqalıqını etdi. Men Alimcan'dan bana kaldırmakçı bolgan işinin nemi ikerliğini sorgunumda, o bana Türkiye'ye barısan. Şarkı Türkistan'a münasibetlik faaliyetlerinin kandak ketuvatkallıqını bizge yetküzüsen, dedi. Men o şartlarını kubul kıldım. Andın ular beni Beijing'a ilip bardı. Ular bana Xitay'da yeni pasport becerip berdi. Onun bilen koşup 7000 dolar berdi. Alimcan'dan tehdit edin ki, 2023 ile 8. ayı kadar Xitay'nın istihbarat organında işledim. Hem de Alimcan menden Türkiye'de Şarkı Türkistan bilen münasibetlik söhbet yığılarına katnışıp,
yığınğa qatnaşqan kişilərinin sürətini əvətişini tələb qıldı. Mən onunğa, mən Türkiyədə neçə il turdum. Mən hazırgıca bu yığın və təşkilatlara qatnaşmadım. Əmdilikdə bu yığınlara qatnaşsam, onlar mənim uçur toplavatqanlıqımını bilvaldı, dedim. O mənim sözümünü qəbul qıldı və mənə mundaq dedi. Undaqda Şərqi Türkistan haqqında xəbər tarqıtdığan İstiqlal televiziyası, Erkin Asiya radiosu, Dünya Uyğur Qurultayının ictimai taratqı hesablarından xəbər əvətkin dedi. Şundaq qılıb mən hər 10-15 gündə bir qıtım Alimjanğa uçur yolladım. Ayıbnamıda Xitay javobgarının ailə əzaları və ballarına zərər yetkizüş haqqında təhdid salğanlığı səbəblik Xitayğa casusluq qılğanlığı bayan qılınğan. Ayıbnamıda javobgarlardan Sadiq Mehmet Aziz, Abdullah Nasir, Haşim Sabit oğlu, Habibullah Ürümçi, Qari İlyas, Nurahmet Ö, həm də Səməd A qatarıqlarının siyasi yaki hərbi casusluq qılış məqsədə dövlətinin məxfi uçurlarına erişi cinayetiga 18 yıl 10 aydan 25 yılgıca müddetli qamaq cezası beriş tələb qılınğan. Birleşken Devletler Teşkilatı barlıq devletlerinin İsrailiyanın kanunsuz hareketlerine karşı turuş mesuliyeti bar, dedi. Birleşken Devletler Teşkilatı Müstakil Xalqaralıq Təşviriş Komiteti barlıq devletlerinin İsrailiyanın Palestin'deki kanunsuz mevcudiyetine xatime veriş ve kanunsuz hareketlerine karşı turuş mecburiyeti barlıqını bildirdi. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın işgaliyet astıdaki Palestin zeminlerinde sadır kılınıvatkan cinayetlerine teşhirvatkan Müstakil Xalqaralıq Təşviriş Komiteti barlıq devletler ve Birleşken Devletler Teşkilatı Qatarı Xalqaralıq Təşkilatlarının Xalqara Kanunga asasen İsrailiyanın işgaliyet astıdaki Palestin zeminlerindeki kanunsuz mevcudiyetine xatime veriş mecburiyeti barlıqını bildirdi. Komitet yazma bayanat elan qilib, İsrailiyanın Palestin zeminlerindeki kanunsuz mevcudiyetine münasibetli kanuni salahiyet hüccetini elan qildi. Bayanatta, Birleşken Devletler Teşkilatı'nın öz içine alğan barlıq devletler ve xalqaralıq teşkilatlar, xalqara kanun boyunca İsrailiyanın işgaliyet astıdaki Palestin zeminlerindeki kanunsuz mevcudiyetine xatime veriş ve kanunsuz hareketlerine karşı turuş mecburiyeti bar. Xalqara Adliye Sot Mehkemesi'nin İsrailiyanın işgaliyet astıdaki Palestin zeminlerinde yolga koyuvatkan siyaset ve kılmışları keltürüp çıkarğan kanuni cevapkarlıqlar haqqıdaki tavsiye karakterlik dokulatığa asaslanğanda İsrailiyanın işgaliyet astıdaki Palestin zeminlerindeki mevcudiyeti uçuk aşkarı halda xalqara kanunga xilap dur digerler kayıt kılındı. Rusya Zelenski NATO'nun tokunuşqa kirişini resmileştirişke urunmaqta dedi. Rusya Prezidentlik Mahkemesi bayanatçısı Dmitri Peskov, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiyni NATO'nun Ukrayna urushiga qatnashishini rasmiylashtirishga urinyapti deb ayibladi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida qayd qilinishicha, Peskov Zelenskiyning yaqinda Ukrayna parlamentiga sunilgan tinchlik planini tanqid qilib, bu planning asosiy maqsadi NATO'nun Ukrayna urushiga bevosita aralashishini qonuniy asosga ega qilish. Planning asosiy mazmuni va dunyoga jakarlangan qismi mana mushinondan iborat dedi. Peskov bu planning haqiqi tinchlik plani emasligini, aksincha NATO bilan Rossiya o'rtasida og'ir oqibatlarni keltirib chiqargan to'qinishni keltirib chiqarish uchun vaziyatni tixmo keskinlashtirishni maqsad qilganligini bildirdi. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiy Rossiya bilan bo'lgan urushni oxirlashtirish maqsadida tayyorlagan g'alaba planini bu hafta Yevropadagi ittifoqdoshlarga tunishtirganligini bildirgan edi. Hurmatli ko'rilmalar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Ertedeki programda görüşkice aman bulgaysiler. Allah'a emanet.